Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah bir önceki programımızda başladığımız fakat tamamlayamadığımız sıfat tamlaması başlıklı konumuzu tamamlayacağız inşallah. Defterlerinize not düşecek vaktiniz olmadı. Sadece başlık yazabildiniz ve genel bazı tanımlarda bulunabildik. Şimdi yine genel bazı tanım hatırlatmalarında bulunacağım ve sonrasında bazı notlar tutturacağım size inşallah. Sıfat tamlamasıyla ilgili olarak şunu söyledik, bir hatırlatma yapalım. Bir ismin diğer bir ismi nitelediği, özellikleri hakkında bilgi verdiği tamlama yapısının adıdır dedik sıfat tamlamasına. Sıfat tamlamasının niteleyen ve nitelenen şeklinde adlandırdığımız iki elemanı vardır. Tabii bu adlandırmalar Türkçe sıfat tamlamasındaki isimlendirmeler için söz konusu. Arapça sıfat tamlamasının elemanlarını isimlendirirken sıfat ve mevsuf diye adlandırırız. Sıfat niteleyen anlamındadır. Mevsuf ise nitelenen anlamında. Arapça sıfat tamlamasıyla ilgili olarak Arapça öğrenen bir öğrencinin bilmesi gereken ilk husus şudur. Türkçe sıfat tamlamasındaki elemanların yeriyle Arapça sıfat tamlamasındaki elemanların yeri birbirinin tersidir, birbirinin zıttıdır. Türkçe sıfat tamlamasında sıfat yani niteleyen, nitelediği varlıktan önce gelir, önce ifade edilir. Örnekler üzerinde çalışacağız biraz sonra. Kitabınızda 5. ders lokanta parçasının bulunduğu bölümü İhtiva eden 98. sayfada mesela tabakun kebirun ifadesi var. Büyük bir tabak şeklinde. Türkçe sıfat tamlamasında büyük bir tabak ifadesinde büyük sıfatı bir tabak kelimesinden önce kullanıldığı halde Arapça sıfat tamlamasında önce tabak kelimesi sonra büyük kelimesi kullanılıyor. Kitabınızda yine 75. sayfada, 2. dersin sonunda, çerçeve içerisindeki bölümde Talibetun Sudaniyetun ya da Talibun Sudaniyun ifadeleri var. Sudanlı bir öğrenci anlamında. Sudanlı bir öğrenci deneceğinde Sudanlı öğrencinin sıfatı olduğuna göre Türkçe tamlamada Sudanlı ifadesi nitelediği öğrenci kelimesinden önce kullanıldığı halde Arapça sıfat tamlamasında önce öğrenci sonra Sudanlı ifadesi kullanılıyor. Şu an sayfalarını, kitabınızın sayfalarını karıştırıp arama çalışmasında bulunmanıza gerek yok. Yani bunlar sadece genel tanımlamalar, konuya bir giriş mahiyetinde. Şunu ifade ettik, bunu tekrar edelim. Arapça sıfat tamlamasıyla ilgili olarak Arapça çalışan bir öğrencinin bilmesi gereken ilk şey şudur. Türkçe sıfat tamlamasındaki elemanların yeri ile Arapça sıfat tamlamasındaki elemanların yeri birbirinin tersidir. Arapça isim tamlamasını size verdiğimiz dönemde de bunu ifade ettik. Yani isim tamlamasıyla ilgili bilmeniz gereken ilk şey ve en önemli şey Türkçe isim tamlamasındaki elemanların yeriyle Arapçadakinin zıt oluşudur dedik. Aynı şeyi burada sıfat tamlaması için de söylüyoruz. Peki burası anlaşıldı zannediyorum. Öyleyse bunu not edebiliriz. Şöyle not edelim isterseniz. Arapça sıfat tamlamasının iki elemanı vardır. Bunu defterlerimize yazalım. Arapça sıfat tamlamasının iki elemanı vardır. Sıfat ve mevsuf.
Düzenli not alamıyorsanız en azından müsveddelerinize hızlıca not edin. Programın bitmesini müteakiben temize çekersiniz. Sıfat ve mevsuf. Kavramlar yanlış anlaşılıp yanlış öğrenilmesin. Mersin, Edirne, Van, Samsun, Urfa ve Fransa. Harflerinin, daha doğrusu bu kelimelerin ilk harfleri. Mersin, Edirne, Van, Samsun, Urfa ve Fransa. Mevsuf. Peki, sıfat ve mevsuf diye adlandırılan iki elemanı vardır dedik. Şunu da yazabilirsiniz. Türkçe sıfat tamlamasındaki elemanların yeriyle Arapça sıfat tamlamasındaki elemanların yeri birbirinin tersidir, birbirinin zıttıdır şeklinde bir kayıt da düşebilirsiniz. Sonra şunu ifade edebilirsiniz. Sıfat niteleyen, mevsuf ise nitelenen anlamını taşır. Tekrar ediyorum. Sıfat niteleyen, mevsuf ise nitelenen anlamını taşır. O halde Arapça sıfat tamlamasında elemanların sıralanışı nasıldır diye sorsam ne dersiniz? Yaptığım açıklamalardan sonra mevsuf mu önce gelir, sıfat mı önce gelir desem artık kavradınız. Mevsuf önce gelir. Peki mevsuftan sonra gelen elemanın adı sıfat. Peki mevsuf birinci eleman, sıfat ikinci eleman. Şunu hatırlatmaya ihtiyaç hissediyorum. İsim cümlesini çalıştığımız günlerde isim cümlesinin iki elemanı vardır dedik. Mübteda ve haber. Mübtedadan sonra gelen ve mübtedanın durumunu bildiren elemana haber diye ad veririz dedik. Ve haberin özellikleriyle ilgili konuşurken şunu ifade ettik. Haber, mübtedaya sayı, cinsiyet ve hareke bakımından uyar dedik. Size bu konuyu verirken boş diye adlandırdığımız kısa bir formülümüz, bir şifremiz vardı. Boşu hemen hatırlayalım. Boş ifadesinde yer alan o ünlüsünü askere gönderdik ve o şimdi asker dedik. Geriye ne kaldı? Ünsüzler kaldı. B, S, C, H. Bunu belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareke bakımından isim şeklinde açtık, açılımını sağladık. Ve bu formülü isim cümlesini çalıştığımız günlerde şöyle kullandık. İsim cümlesinde haber, mübtedaya sayı, cinsiyet ve hareke bakımından uyar dedik. Peki, şimdi bu formülü tekrar kullanacağız. Tekrar bu formüle ihtiyacımız olacak ve şöyle diyeceğiz. Sıfat tamlamasında sıfat mevsufa BSCH açılarından uyar. Yani boş açısından, boş formülünde yer alan tüm yönlerden, tüm açılardan mevsufa tabi olur diyeceğiz. Bu ne demek peki? Bu şu demek. Mevsuf, belirlilik, belirsizliği bakımından nekra ise sıfat da nekra olur. Mevsuf, marife ise sıfat da marife olur demek. Peki sayısı bakımından sıfatın mevsufa uyması ne demektir? Sayısı bakımından sıfatın mevsufa uyması demek, mevsuf müfretse sıfat da müfred olur. Mevsuf tesniye ise, diğer adıyla müsenna ise sıfat da tesniye veya müsenna olur. Mevsuf cemse sıfat da cem olur. Cinsiyeti bakımından sıfatın mevsufa uymasını nasıl anlamalıyız? Cinsiyeti bakımından sıfatın mevsufa uyması ise şöyle anlaşılmalı. Mevsuf şayet cinsiyeti bakımından müzekkerse sıfat da müzekker olur. Mevsuf müennesse sıfat da müennes olur. Son olarak sıfatın mevsufa harekesi bakımından uyumu hususunu izah edelim. Şayet nitelenen varlık yani mevsuf merfu ise sıfat da merfu olur, yani raf durumunda bulunur. Mevsuf mansup ise, yani nasp durumunda bulunuyor ise, sıfat da mansup olur, yani nasp durumunda bulunur. Mevsuf mecrursa, yani cer durumunda bulunuyorsa, sıfat da mecrur olur, yani cer durumunda bulunur.
Peki bunu hiç unutmayacağız o zaman. Arapça sıfat tamlamasında sıfat mevsuftan yani nitelediği varlıktan sonra gelir ve ona aklımızda kolayca kalması açısından böyle tanımlıyorum ben. Boş açısından uyar. Peki isim cümlesinde haber mübtedaya niçin boş açısından uymamıştı onu hatırlayalım. Boş açısından uyamazdı ya da boşun tüm birimleri açısından uyamazdı. Niçin? Çünkü mübtedanın sürekli marife olma, haberin de sürekli nekra olma özelliği vardı. Şimdi biz haberin mübtedaya belirlilik, belirsizlik açısından da uyduğunu söylesek, o takdirde bütün yönlerden bir uyum söz konusu olur ki, bu da isim cümlesinin isim cümlesi olmasından çıkmasını sağlar. Yani böyle bir yapı isim cümlesi yapısı olmaz. Peki isim cümlesini iyi bilen, isim cümlesini iyi kavrayan bir öğrenci sıfat tamlamasını oldukça hızlı ve oldukça kolay bir şekilde anlayacaktır. Nasıl? Şöyle ki, bir isim cümlesinde haberin tek kelime olarak geldiği bir örnek verelim. Mesela kitabınızda otel parçasında dördüncü dersin son cümlesi var. Orayı açabilirsiniz. 85. sayfayı göstererek size bizzat izah ederek üzerinde durarak anlatmak istiyorum. 85. sayfada son cümle. El hucratu murihatun ve cemiletun şeklinde bir ifade görüyoruz orada. Bu cümleyi nasıl tercüme ettik? Oda konforlu, oda rahat ve güzeldir dedik. Burada muriha kelimesini atalım, şöyle bir cümle oluşturalım. El hucratu cemiletun. Böyle bir cümle oluşturursam ne dersiniz? Yani anlamı bakımından bu cümlenin anlamı nedir dersiniz? El hucratu cemiletun. Oda güzeldir dersiniz, demelisiniz. Peki, irab edelim bu cümleyi. El hucratu cemiletun cümlesini irab edelim. Bu cümle isim cümlesi. El hucratu mübteda cemiletun haber. Peki haber tek kelime olarak mı gelmiş? Tek kelime olarak gelmiş. Tek kelime olarak gelmesi durumunda haber mübtedaya sayı, cinsiyet ve hareke bakımından uyar dedik. Peki el hucratu sayısı bakımından müfret, cemiletun müfret. Cinsiyeti bakımından el hucratu müennes, cemiletun müennes. Harekesi bakımından mübteda merfu ki her zaman merfu olmak durumundadır. Cemiletun de harekesi bakımından merfu. Yani üç açıdan cemiletun el hucratu'ya uymuş. Hangi açılardan? Sayı, cinsiyet ve hareke açılarından. Peki cemiletun kelimesinin boşun B'si açısından da yani belirlilik belirsizliği açısından da kendisinden önce gelen isme tabi olması durumunda bu yapı isim cümlesi yapısı olmaktan çıkar. Dikkat edin. İsim cümlesi yapısı olmaktan çıkar. Sıfat tamlaması olur. Nasıl hocam? İyice anlayamadım. Örnek verdiğim zaman iyice anlayacaksınız. Şöyle ki El hucratu cemiletun o da güzeldir. Peki cemiletun haber. Haber olduğu için de nekra. Biz bunun durumunu bozsak. Yani haberin başına lamı tarif getirsek yapı nasıl olur? El hucratu el cemiletu olur. Ve anlam bu ifadenin anlamı artık oda güzeldir olmaktan çıkar. Güzel oda şekline dönüşür. El hucratu el cemiletu dersek el hucratul cemiletu dersek güzel oda anlamını taşır. İsim cümlesi olmaktan çıkar sıfat tamlaması olur. Peki bu tamlama belirtili bir tamlama mı, belirtisiz bir tamlama mıdır diye sorsak ya da birisi bize sorsa bu tamlama belirtili bir tamlamadır deriz. Nasıl? El hucratu el cemiletu ifadelerinin her ikisi de marife. El hucratu marife bir isim olduğu için biz şöyle bir yorumda bulunuruz. Ha, yani bu oda bildiğimiz, tanıdığımız, bize yabancı olmayan bir oda. Yani belirli bir oda.
El hucratül cemiletü dediğimizde güzel oda anlamını taşır ki bu bizim tarafımızdan malum olan, bilinen bir odayı ifade eder. Peki şöyle bir işlem yapalım. El hucratu cemiletün isim cümlesi mi? İsim cümlesi. İsim cümlesinin başında yer alan mübtedanın lam-ı tarifini kaldıralım. El hucratu cemiletün isim cümlesinin başında yer alan mübtedanın lam-ı tarifini kaldırıyoruz. Peki ne oldu lam-ı tarif kalkınca? Hucratun cemiletun oldu. Artık bu yapı isim cümlesi yapısı olmaktan çıktı, sıfat tamlaması oldu. Şöyle ki hucratun cemiletun ifadesi güzel bir oda anlamını taşır. Güzel bir oda. İşte biz bu tamlamayı da belirtisiz sıfat tamlaması diye adlandırırız. Niçin? Çünkü söz konusu edilen oda herhangi bir oda anlamında çevrilebilecek biçimde nekra yapıdadır. Hucratun cemiletun güzel bir oda anlamını taşır ki bizim tarafımızdan bilinmeyen, tanınmayan bir odadır bu. Burada söz konusu edilen. Hucratun cemiletun. Peki bu iki ifade arasındaki farkı tekrar söyleyelim. El hucratu el cemiletu. Dikkatleriniz dağıldıysa lütfen toplamaya çalışın. Yani buraları fevkalade anlamaya ihtiyacınız var. Yani anlamaya çoksa ihtiyacınız var bu bölümleri. El hucratu el cemiletu. İkisini de marife kullandım bakın. El hucratu el cemiletu. Nasıl tercüme ediyoruz? Güzel oda. El hucratu el cemiletu. Güzel oda. El cemiletu sıfat. El hucratu mevsuf. Tekrar ediyorum. El cemiletu. Yani ikinci eleman sıfat. El hucratu mevsuf. Güzel oda. Peki hucratun cemiletun dediğimizde güzel bir oda demiş oluruz. Hucratun cemiletun dediğimizde güzel bir oda demiş oluruz. Cemiletun sıfattır. Hucratun mevsuftur. Peki o halde nitelenen varlık marife ise niteleyen varlık olan sıfat da marife olur. Nitelenen nekra ise niteleyen de nekra olur. Yani biz bunu genel olarak şöyle tanımlarız. Sıfat tamlamasında sıfat mevsufa, yani niteleyen, nitelenene boş açısından tabidir. Ne demektir boş? Belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve harike bakımından isim. Bu açılardan sıfat mevsufa tabidir. Sıfat mevsufa uyar. Kitabınızda yer alan bir ifade var. 75. sayfada talibetun sudaniyetun şeklinde. Bu yapı da bir sıfat tamlaması yapısıdır. Talibetun sudaniyetun Sudanlı bir öğrenci anlamını taşır. Peki burada söz konusu edilen öğrenci bayan bir öğrencidir. Erkek bir öğrenci olsaydı söz konusu edilen talibun sudaniyun denirdi. Nitekim bu sayfada 75. sayfada çerçeve içerisinde Yusuf'u talibun sudaniyun şeklinde bir cümle yer alıyor. Yusuf Sudanlı bir öğrencidir. Bu cümlenin hemen solunda Leyla talibetun sudaniyetun şeklinde bir cümle görüyoruz. Leyla Sudanlı bir öğrencidir. Leyla bir bayan olduğu için talibun sudaniyun denmez, talibetun sudaniyetun denir. Peki sıfat tamlamasıyla ilgili söyleyeceklerimizi tamamlamadık. Yani aslında büyük çoğunluğunu tamamladık fakat örneklerle dinlemiş olduğunuz konuyu pekiştirmek, teyit etmek istiyorum. Buna ihtiyaç var. Ancak bu programda çalıştığımız konunun örneklerini verecek kadar zamanımız yok. İnşallah sıfat tamlaması konusunun örneklerini gelecek programımızda size vereceğim. Ve şu an bugün itibariyle dinlemiş olduğunuz bu konuları örnekler üzerinde uygulayarak
konuyu çok daha iyi biçimde kavrayacağınıza inanıyorum. Bir sonraki programda sıfat tamlaması konusunun örneklerinde buluşmak, görüşmek üzere. Hepinize zihin açıklığı dileyerek Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.